Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4'te oynat adım adım zenginlik challenge oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde lokantamızı kurmuştuk. Lokantamızı kurduktan sonra artık bugün ilk iş gününü yapacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Artık lokantamızı açıyoruz ama daha bizim ne takımımız var, hiçbir şeyimiz yok. Onun için aşçı seçelim şu anda. Mesela şu an bunların hepsinin saatliği 7'ymiş ama bunun mixolojisi daha yüksekmiş. Yani mixolojisi yüksek olsun olmasın ne fark edeceğini bilmiyorum ama böyle tipine de birazcık bakacağım. Ama zaten biliyorsunuz ki ben şey yaparım. Tiplerini değiştiriyorum bunların. Şefimizin erkek olmasını istiyorum ve Salvatore'yi işe alıyorum. Hoş geldiniz. Waiter olarak böyle en azından daha karizmatik olan şubeciğimizi, Brandon'ı. Diğerlerinin tiplerine bakalım. Her zaman olduğu gibi belki özgeçmiş video çekerken rahatsız edildim. Ne yapıyoruz şu an? Garson seçiyoruz. Garson olarak şunu ben gözüme kestirdim, onun için bunu alıyorum. Waiter, yani host, pardon, waiter değil, host olarak da neyi alalım? Bunun speech'i çok yüksekmiş ama yaşlı. Biz bunu zaten bakın şurada da vardı bu aslında. Hem aşçılık için hem de şu için bize aday olarak gelmiş. Ama kusura bakma. Ben host olarak şunu almak istiyorum. Andrew. Aslında şey yapabiliriz. Bunu alalım. Çünkü ne kadar yüksek skill o kadar iyi. Customer reviews our service when seated. Influence customer reviews of the service when seated. Şuna yaşıyormuş. Şimdi customer reviews. Tamam, o zaman bunu alalım. Yaşlı ama olsun. Johan German. Seni de işe aldım. Şimdi menümüze bakacağım bakalım. Menülerimize bakalım. Evet. İğrenç menüler. Su var bir tek. Bizim lokantamıza gelip su içebilirsiniz. Şunların hepsini alalım. Milk, süt almaya gerek yok. Orange juice, sparkling water, coffee. Şunları alalım mesela. Difficulty 1. Bunların hepsi. Bunları alabiliriz. Şu nektarı, red nektar alabiliriz. Sodayı alabiliriz. Daha hepsini bir bir yapacağım için hiç ikinci seviye, mesela ikinci seviye bir tek şunları alabilirim diye düşündüm. Mesela şunu da alabilirim. Birinci seviye çünkü bunlar. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Popcornlar varmış. Popcornları almaya hiç ama hiç gerek yok. Bunlar ne? Appetizer'mış. Bunların tam Türkçesine bakacağım ve Türkçesi de konuşacağım. Yani Dine Out, Lokanda Zengin Challenge'dan beri bunun şeyine bakmadım. Mezeydi değil mi bunun adı? Evet. Bakmıştım ama unutmuşum. Şu an tekrar bakmadan aklıma geldi. Meze. Meze olarak ekmek. Bir Türk lokantasında ekmek olmazsa o lokanta değildir. Granola olabilir. Granola olmasın ya. Microwave falan. Ne yapalım? Ay, appetizerlara bak. Bunlar şey mi? Meze miymiş Allah aşkına bu da? Difficulty'si 1 olan ama daha fazla parası olan şeylerin hepsini alalım. Ondan sonra tabii ki lokantamızdaki şeyleri yükselteceğiz. Ana menü, ana yemek. Microwave dinner tabii derim. Mac and cheese olabilir, grilled cheese, baked potato, şey olabilir, hot dog olması, scrambled eggs, vegetarian burger, tofu dog olabilir, BLT olabilir, eggs and toast, fish pie, fish tacos, hamburger olabilir, hamburger olmazsa olmaz, taco olabilir, pizza olabilir, pancake, grilled cheese, fried, pepperoni. Bunlar aslında ikiymiş, pardon. Ay, hepsi de ikiymiş. Neyse, o zaman şunları biz yine de alalım da. Evet, asıl Nirvana'ya ulaşmış yemek bu. Tamam. Bence bu kadar yeter. Ondan sonra tatlılarımıza geldik. Tatlılarımızda pre-maxed brownie. Önceden yapılmış hazır kek. Yani bu bence müşterilerimize küfür gibi geldiği için neyse koyalım. Çünkü sonuçta şey yani. Maksimum 30, tamam. Tamam. Load present. Experimental Italian. Seafood Italian Experimental.
İlerleyen zamanlarda experimental yaparız. Şeflerimiz ne olsun? Tamam, şeflerimizin kıyafetleri böyle olsun. Everyday customer dress. Customer dress kodlarımız formunda gelsin. Neyse, böyle gelsin, bir şey olmaz. Price markup %25 olsun. Advertising known. Ne yapıyoruz şu an? Bunlar perk şeylerde, reviewlerde. Tamam, her şeyimiz şu an yolunda. Ne yapıyoruz o zaman? Açıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar efendim. Şimdi ben size prize diyeceğim. Çünkü sizi bir şey yapmam lazım benim. Prize deyip böyle şey yapayım. Ay merhaba, hoş geldiniz Prize. Şimdi sana da bir welcome demem lazım benim. Welcome. Ne oldu, sen gittin mi? Ask to leave falan dedim sanırım ben bunu. Neyse. Ana, kapamışım gerçekten ben birazcık ayrı bir salağım. O dedi mutfağımızda buzdolabı yok ve buzdolabını gerekli kılmamış. Yani bir mutfakta buzdolabı yoksa biz ne eleyelim onu? Açalım, bir yıldızla harika şeylere devam. Şimdi prize diyelim. Prize zaten yapmışız, pardon. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Prize bir sana da demişim. Welcome. Welcome. Aa, sen de kritikçi misin sen? Restoran kritik. Yani daha ilk müşterimizin kritikçi olması birazcık dünyanın en saçma şeyi ama olsun. Ha, ikinci iki yılda düştük işte, gördün mü? Check on table diyelim. Management check on table. Welcome dedik mi? Check on table dedikten sonra sana da bir welcome diyelim, neyse. Hemen sizi şuradaki masaya alabilirim. Tamam. Check on table. Welcome. Welcome. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Buyurunuz efendim. Şuraya otursaydınız keşke, çok güzel olurdu ama. Bakalım, ay ilk yemeklerimiz, ilk yemeğimiz. İlk yemeğimizi alanlar bu arkadaşlar. Onun için bunun şerefine şey yapacağız. Bunları kapak fotoğrafı yapacağız. Kapak fotoğrafı yapalım. Oturunuz lütfen. Check on table diyelim. Sana prize dedim mi? Ben demişim. Şu an herkes mutlu mesut yemeklerini yiyor. Sen yemekler hazırlıyorsundur umarım. Hızlı hızlı yemekleri yaparsan çok daha güzel olacak. Price markup. Aa, neden? Daha hızlı mı istiyorsun? Daha friendly service diyormuş. Mesela şu an bunları temizleyebilirsin. Clean up mı? Neden uyuyorsun acaba? Sana uyumak yasak. Hoş geldiniz deseydik ya keşke bunlara. Tamam. Management check on table. Welcome. Sana da welcome. Her şeyi yapmışız. Sana bir bedava içecek verelim. 3 Smail'ın ayrıldık. 3 Smail'ın diyorum yani. 3 yıldızla ayrıldılar. Şunları hemen halledersek çok güzel olacak. Tamam, ışık yok, hiçbir şey yok. Ah, neyse geldi, tamam. Uyuma uyuma. Aa, 2 yıldız olduk. O zaman hemen kapatalım. Bir günde bir yıldız kazandık. Şey, saf net profitimiz 33 smayalım. Aa, 2,5. Five star review. Five star diye okudum ya. Three star review. 3 yıldız almışız. Neyse, bu da iyi. Sen artık çıkabilirsin. Tamam. Çıktım. İlk iş günümüzde böyle sonlandırdık. Ve ben saat, en azından şu an bulaşıkları atabileceğimiz bir bölüm var. Aynen, atmıyormuşuz.
Hemen tekrar uyuruz. Tamamdır. Ay 230 smell'ın mı? 230 smell'lık fatura mı olur Allah razı olsun ya. Beni deletme. Bence artık bir kere daha açabiliriz. Müşterilerimiz geldi ve de biz yıkanıyoruz. O da ayrı bir olay. Hoş geldiniz efendim. Sizi şuraya alabiliriz mesela. Check on table veya welcome diyelim. Ay, şunun tipine bak. Yani tamam o pantolon giyebilirsin de o üstüne o ceket olmaz. Olmaz. Check on table, welcome. Check on table, welcome diyormuşuz bunlara. Welcome dedin mi canım sen bunlara? Heh. Şu an masamız yok kusura bakmayın. Nereye koydun onları? Ha buraya koymuşsun. Şu an masamız yok kusura bakmazsanız çok mutlu oluruz. Hatta bir tane daha masa koyabilirim. Çok istediyseniz. Şey inşallah overlockçuyu duyuyorsunuzdur neler çektiğimi. İşte yani öyle ben video çekecekken bütün şey şehir ayağa kalkar. Öyle yani. Ne yapacağım? Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz de lütfen bir yerlere yerleştirirseydiniz çok güzel olurdu. Saç çok güzel ya. Ama neden bir yerlere yerleştirilmiyorsun canım? Price desen. Price. Bir yerlere yerleştirsene ya hadi. Millet ayakta kaldı. Check on table. Ah 3 yıldız olduk harika. Şunların hepsini. Tamam. 3 yıldız bence iyi. Yani şu an şu şeye göre. Öyle. Ay, hadi. Oho. Hadi yemeklerimiz bir an önce gelsin bence. Ay harikasın. Hadi. Confused diyelim. Confused'un hala anlamı ne bilmiyorum. O kadar seri çektim Dying Light'la ilgili. Ve kırdın mı ya? Ama niye ya? Of ya. Bunların hepsi şeydi ya. Of. Acıkmışız. Gel şuradan bir cereal de. Aa uyuyor. Utan. Ya utandın mı sen ya? Kıyamam sana. Ama utan ki. Boş boşuna yani. Düşürmeseydin o zaman. Değil mi yani? Aa 4 yıldızla ayrılıyorlar. 3,5 yıldız olduk mu olmamışız? Hadi hadi gelin de yiyin şunları be. Gerek yok bebeğim. Aa dışarısı yıkılıyor. Şunu hemen welcome diyelim. Çok güzel bir giyin. Üstündekini çok beğendim. Movie Hangout'la geldi sanırım. Sizi hemen bir oturtalım. Check on table. Check on table ve welcome. Welcome demezsek olmaz. Check on table diyelim. 3,5 yıldız olduk mu olmamışız hala. Check on table. Welcome. Check on table. Welcome. Işınlandı nedense Cassandra buraya.
Herkes ışınlanıyor ya. Hiç gerçekçi değil. Ay yine mi sen? Welcome. Çok kalabalık bir lokantayız şu an. Aslında aşçımız iyi geçiyor yine. Welcome diyelim. Aa, şey Goat ailesi burada. Landgraf'lar da burada. Hadi onu şu masaya oturtursam hani çok mutlu oluruz. Hadi. Otur hadi. Check on table demedi mi ben size ya? Size demişimdir bence. Heh, demişim zaten. Tamam. Hadi ama of ya of. Ama olmaz ki ya. Allah Allah. Üzüyorsun beni. Kapan. Close. Net profit 13 milyon zarardayız. Aman ne güzel. Neyse arkadaşlar. Böyle. Çok şey bir bölüm oldu. Atraksiyonlu. Aslında şu an. Kaç dakika video oldu bilmiyorum. Sanırım bu kısa bir video oldu. Neyse zaten bu videolar yine Dino serisi gibi düzenli olarak gelecek. Günde birden fazla video atmaya çalışacağım. Eğer benim kanalımı takip ediyorsanız zaten bir günde 4 video atmışlığım, 3 video atmışlığım var. Onun için ne yapıyoruz? Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, like atma. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet, dünyanın en saçma cümlesi oldu. Kanalımda beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Sims 4 Dynot adım adım zenginlik challenge oynuyoruz. Benimle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.